Merhaba sevgili dostlar, sevgili canlar. Bugün Büyükçekmece Cem Evi'nde canlarla bir araya gelip muhabbet edeceğiz, cem edeceğiz. Bugün günlerden Birlik Cem'i, bugün günlerden Abdal Musa Cem'i. Bugün canlarla hoşgörülü, anlayışlı, razılıklı, rızalıklı bir şekilde lokmalarımızı pay etmek için bir araya geldik. Yapılan hizmetler, verilen lokmalar, eda edilen hizmetler hak katında dergah izzetinde kabulü makbul olsun inşallah. Evet, Birlik Cem'i adı üstünde. Birlik Cem'i bir olmak, iri olmak, tek olmak anlamına gelmekte. Birlik olmak anlamına gelmektedir. Yıl içerisinde Alevi toplumunun yılda bir kere ya da iki kere gerçekleştirdiği ve bu sürecin dönemin genellikle kış aylarına denk geldiği Birlik Cem'leri, Alevi toplumunun inanç ritüellerini yerine getirmesiyle gerçekleştirilir. O gün kurbanlar kesilir, lokmalar verilir, dualar edilir. Bir arada cemal cemale, dostça, kardeşçe, can cana hizmetler gerçekleştirilir. Ve bir sonraki yılın daha verimli, daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde geçmesini dileyerek adaklar adanır, kurbanlar kesilir, lokmalar verilir, dualar edilir. Cem, bir olmak, birlik olmak anlamına gelmekteydi. İşte Alevi toplumu da bu inancını, bu ritüelini Birlik Cem'inde bir kez daha zuhur ettirmekte. Bizler yıl içerisinde yapmış olduğumuz ibadetlerin haricinde, yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirdiğimiz, örnek veriyorum, Hızır Cem'i, Muharrem sohbetleri, Birlik Cem'leri, görgüler, bunların haricinde gerçekleştirdiğimiz cemler de işte bugün ismi Birlik Cem'i, Abdal Musa Cem'i olan Cem'i gerçekleştirmek için toplandık. Birlik, dirliği, dirlik, tekliği, teknik sevgiyi, hoşgörüyü, anlayışı ve sevgi de Hakk'ı temsil eder ve Hakk'a olan sevgiyi, ona olan bağlılığı temsil eder sevgili dostlar. Bizler bir araya gelip lokmalarımızı, muhabbetlerimizi eylemek için toplandık. Abdal Musa Cem'i de söylenmekte, bu isimle de anılmakta. Abdal Musa kimdi? Abdal Musa Hoy'dan geldik diyor. Yani Azerbaycan bölgesinden geldiğini, 13. yüzyılın sonlarında ve 14. yüzyılın başlarında yaşadığı kabul edilmekte. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyundan olan, yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyundan olan Abdal Musa, kendisi Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahında yetişmiştir. Ve yetiştirdiği talebelerden, yetiştirdiği dervişlerden en önemlilerinden biri olan, Mısır'a da damgasını vurmuş olan Kaygısız Abdal'dır. Kaygısız Abdal ve Hacı Bektaş-ı Veli arasında olan bu hoca, bu ilim sahibi, bu derviş Abdal Musa'nın ta kendisiydi. Antalya'nın Elmalı köyünde yaşamakta ve orada dergahı bulunmakta. Yıl içerisinde Alevi İslam inancını benimsemiş ve bu yapıda hizmet eden, Alevi toplumunun irşadını kabul etmiş, Alevi toplumunun gönüllerinde taht kurmuş olan Abdal Musa Hazretleri'nin ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu bölgede uçar su da mevcuttur ve bu suyun da toplum tarafından bilindiği üzere ki Abdal Musa'nın kerametini gösterdiği ve asasıyla oradaki kayayı yararak oradan su çıkardığını ve ona o dönemde yardım eden köylülere bir şefaat göstergesi olarak sunduğu suyun hala günümüzde aktığı görülmekte. Lakin köylülerin yapmış olduğu, daha sonrasında dünyevi, zahiri olarak kabul ettiği ve hiçbir topluma fayda sağlamaması, dünyevi zenginliklerden nasibini alıp batini olan her şeyden uzaklaşması, Abdal Musa'yı tanımamaları ve ona sahip çıkmamaları sonucunda köyün suyu en verimli dönemde başka yere akarken en verimsiz dönemde bulanık bir şekilde o köye akmaktadır. Bu kısas Abdal Musa'nın kerametlerinden bazılarıdır. Bunları çok detaylı bir şekilde anlatmadım size. Detayları kanallarımızdan ya da yazılı kaynaklardan, test çalışmalarından da bulabilirsiniz sevgili canlar. Abdal Musa aynı zamanda Hoy'dan geldik diyor. Diyor ki, kim bilir ne bilir bizi nice soydanız, ne zerrede otta ne de sudanız. Bize meftun olan marifet söyler, biz Horasan ellerinden
boydanız. Musa gibi lenterani deniriz, astımızı sorar isen hoydanız diyor. İşte biraz önce tekrarladığımız gibi Azerbaycan bölgesinden göçen, Azerbaycan bölgesinden geldiğini eserlerinde vurgulamaktadır. Abdal Musa'nın inançsal boyutunun yanı sıra aslında Alevi Bektaşi inancında ve kültüründe, edebiyatında çok önemli bir yeri vardır. Yazılı kaynakları çok fazla olmamakla beraber sözlü gelenekle günümüze kadar birçok eseri aktarılmıştır. Evet sevgili dostlar, bizler bugün nasıl bir araya geldiysek, birlikte cem olacak isek, lokmalarımızı pay edeceksek, Allah nicelerimizi, tüm canlarımızı bir ömür boyu sadece bir yıl değil, sadece belirli bir zaman değil, ömür boyu bir arada sağlıklı, huzurlu cem tutmayı, muhabbet eylemeyi, lokmalarımızı birbirimizle paylaşmayı bizlere nasip eylesin. Abdal Musa'nın niyeti, hidayeti cem-i canların cümlesinin üzerinde hazır ve nazır olsun. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Hızır'la kalın.